Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz ve bugün de her pazartesi olduğu gibi finans analisti İhsan Memiş Paranın Şifresi programında bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Pazartesi günündeyiz, bayram arefesindeyiz. Gerçi 9 günlük bayram tatili geçtiğimiz cuma günü başladı. Öncesinde geçtiğimiz haftada neler oldu, neler bitti piyasada, şimdi bayramda ve bayramdan sonrasında neler bekliyor hemen sizden alalım. Nisan'ın ilk haftası piyasalarda sakin ve iyimser geçti. Seçim sonrası bir haftaydı. Malum diğer yayınlarımızda da sık sık ifade ettik. Seçimden sonra şöyle olacak, böyle olacak, kopacak, gidecek. Öyle bir şey olmadı. Aksine döviz kurlarında bir gerileme, altın ve gümüş tarafında emtia fiyatlarında bir gerileme gördük. Borsada pozitif yönde seyir gördük. Günlük bazda işte %2, %3 yükselişler gördük. 9000 puan seviyesinin üzerinde tekrar ataklar gerçekleştirdi. 9300 puan seviyelerinin üstü görüldü. Dolayısıyla bu pozitif seyirde haftanın ilk işlem günü tamamlanmış oldu. Dolar kurunda 33 lira seviyesi vardı malum seçimden önce. 31.80, 31.90 bu band aralığında gezinmeye devam ediyor. Ve herkes de şunu sorguluyor. İşte dolar düşüşe başladı, neler oluyor? 20 lira mı olacakmış falan diye böyle bir inanan tayfa var yani. Bu klasik finansal okuryazılıkla alakalı bir durum olduğu için bildiğini inanıyorlar yani. Dolar 20 lira olacakmış falan diye. Ama 30 lirayla 20 lira arasında 10 liranın da şey yapamıyorlar, idrak edemiyorlar. Yani 10 tane bir rakam var. Ya 29'a niye inanmasın, 28'e niye inanmasın, 27'ye niye inanmasın? İlla 20 lira inanacak. Bu algıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Yani şu andaki ekonomik koşullarda. Evet, döviz kurunu baskılayabilirsin, müdahale edebilirsin. 29 lira yapabilirsin, 29.85 lira yapabilirsin, 29.50 lira yapabilirsin. Ama bunlar da ters teper. Yani o diğer baskılanmanın ardında yaşanan o patlamalarla birlikte yine yaşanır ve dolayısıyla serbest kalması lazım kurul. Biraz rahat bırakmak lazım. Piyasayla çok oynamamak lazım. Ve dolayısıyla döviz kuruna bir gerileme var ama bu ne kadar devam edecek? Onu ekonomideki rakamlar, enflasyon rakamları, büyüme tahminleri falan gösterecek. Yabancı sayıların girişleri gösterecek. İşte turizm tarafındaki gelirler gösterecek. Birçok şey gösterecek. Daha zamanımız var. Bahar yeni başladı Nisan ayı itibariyle. Ve iki bayram tatili var. Ramazan bayramı, Kurban bayramı. İçeride bahar dönemi geldiği için işte para trafiğinde biraz daha hızlanma olacak. Para akışında biraz daha rahatlama olacak. Mevsimsel etki var. Turizm sezonunda turistlerin gelmesi, döviz girdisi falan mutlaka olumlu etkiler olacak ama daha o süreçlere var. Bizim şimdi mevsimsel etkilere kadar şey sorunlarımız var. Bizim malum geçen yıl yaşadığımız büyük deprem felaketinin tahribatı, ekonomik maliyeti, işte deprem, özür dilerim, iki tane seçim, bir genel seçimler, bir yerel seçimler, bunun ekonomik maliyetleri vesaire, bunların bizim zaman ihtiyacımız var. Hemen böyle seyri değnek oturup da böyle dokunacağız, enflasyon düşecek, şöyle yapacağız, enflasyon düşecek, şöyle olacak falan. Biraz zor. Bizim zamanlama ihtiyacımız var. Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yine sosyal medya hesabından açıklamalar yapıyor. Dış ticaret açığına vurgu yapıyor. İhracata vurgu yapıyor. Sıkılaştırma politikasının faydasından bahsediyor. Kime bahsediyor? Sadece sosyal medyadan. Algılayamadıkları, bence anlayamadıkları şu yani. Türkiye, Türk toplumu çok bürokrasi dilini sevmez. Çok böyle bir şeyler anlatılmasını sevmez. Yazdığınız kadar kalır. Anlatabiliyor muyum? Yani yazdığınız kadar kalır. Onu halka indirgemek, onu halka iyi anlatabilmek çok farklı bir meziyettir. Ve öyle de olması gerekiyor. O yüzden şu anda böyle bir iletişim kanalı maalesef yok. Yani sosyal medyadan insanlar bir şey anlatmaya gayret gösteriyorlar falan. Bu da iyi bir şey değil. O yüzden her şeyin başı neydi? Hep konuşuyoruz bunu sizinle sık sık. Güven. Güven kaybolduktan sonra geri kazanılması ciddi maliyetli olur, ciddi uzun sürer. İşte bunların tamamlanması lazım. Bunun bir şekilde geri gelmesi gerekiyor ki yabancı yatırımcı da gelsin, yabancı yatırımcı tekrar kalıcı bir yatırım da yapsın. Sadece finansal piyasalara girmesin. Yani kan kokusunu aldık. Nedir kan kokusu? Faizdir, mevduat faizidir, borsadaki fırsatlardır, döviz kurunun yükselmişidir. Yani geleceğim ben yabancı yatırımcı olarak, yüksek kurdan bozacağım, düşükten borsaya gireceğim, yüksekten borsamı satacağım, düşükten dolarımı alacağım, tekrar gideceğim falan. Bunlar kalıcı yatırımlar değildir. Borsayı
yukarı götürebilir kısa vadede, kalıcı olmayan bir şekilde. Devlet tahvillerine yönlenebilirler falan ama kalıcı şeyler lazım bize, hikayeler lazım. Umut ediyoruz, dua ediyoruz. İnşallah onların dediği gibi olur. Biz sadece kenarda izliyoruz, gelen verileri takip ediyoruz. Ama gerçek olan bir şey var benim nazarımda. Gerçek olan şu, bizim zamanımıza ihtiyacımız var. Güvenin tekrar kazanılmasına ihtiyaç var. Bu ikisi gerçekleştikten sonra o rakamlar kendiliğinden gelir. Bazı şeyleri çok irdelememek lazım, çok kurcalamamak lazım. Şuna vergi, buna vergi, yok olmadı tekrar yapalım, yok oldu tekrar devam ettirelim falan. Deneme yanılma yöntemleriyle ciddi maliyetler verdik toplum olarak. Ve bayrama da yorgun çıkıyoruz. Piyasa da yorgun çıkıyor. Artık böyle milletin bir oh diyebileceği böyle bir 9 günlük tatil var karşımızda. Herkes tartışacak, konuşacak falan ama gündem yine malum. Paranın ciddi anlamda değer kaybetmesi. Konu tatilde yine malum. Ekonomi, enflasyon. Ev alamayacağız. Ev almak hayal oldu. Konu bu olacak. Araba alamayacağız. Araba hayali oldu. Konu bu olacak. Yani tatildeki konu başlığımız belli. Ekonomi ve enflasyon. Neden bu hale geldik? Ne oldu? Seçim konuşurlar. Böyle tatil geçer. Ben de derim ki ne ekonomi konuşun ne seçim konuşun. Sadece tatilinizi yapın, kafanızı dinletin, kafanızı boşaltın ve boş kafayla gelin. İşinize odaklanın. Sisteme bakmayın. Sistem her zaman size bir şeyler vaat edecektir. Ama siz sistemden bir şeyler beklemeye devam ettikçe her zaman hüsranla karşılaşıyorsunuz. Her zaman farklı şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. O da sizi psikolojikmen yoruyor. Yorulmaya gerek yok. İşinize odaklanmanız için sağlıklı bir zihin ve beyin veya beden lazım. Bu bayram tatilini umarım herkes bu şekilde değerlendirir. Tabii bayram tatiline çıkmadan da şunları mutlaka yapmamız lazım. Bir, işte dövizimiz var, altınımız var, şuyumuz var, buyumuz var. Böyle yastık altına koyup işte bir yerlere sıkıştırıp da böyle nasıl olsa hırsız bulamaz falan. Bakın evde, iş yerinde kesinlikle birikimlerinizi bırakmayın. Ya yanınıza götürün ya bankadan kısa kiralayın ya bir çözüm bulun. Ama sonuçta tutup da bu birikimleriniz, dövizlerinizi, altınınızı vesaire evde bırakıp da bir yerden bir yere gitmeyin. Yani ben yiyemedim sen ye diye şey yapmayın. Başkasına hırsızlara bırakmayın. O yüzden şey yapmak lazım. Duyarlı olmak lazım. Bu bayram öncelerinde o varlıkların, fiziki varlıkları evde tutmamak lazım. Ama bizim insanımız maalesef iş işten geçtikten sonra kapıyı bacayı değiştiriyor falan. Ama bayramdan önce lütfen rica ediyorum bütün vatandaşlarımıza birikimlerinizi, alın terinizi iş yerinde, evde bırakıp da tatile çıkmayın. Bunların güvenliğini alın. Devir iyi bir devir değil. Hırsıza kapı dayanmaz. Hırsıza akıl fikir ermez. O yüzden tedbirinizi alın, ona göre tatile çıkın.